İsmim Arif Aymen. Çok küçük yaşlarda müzikle ilgileniyordum zaten. Babamın ve abilerimin müzikle ilgilenmeleri bana bu müzik konusunda öncülük etmiş sayılabilir. O dönemlerde bizim Artvin'de Hasan Çıtak isimli bir hocamız vardı. Abim, büyük abim Ali Aymen beni orada onun kurslarına katılmamı söyledi. Ben de kabul ettim ve 2 yıl ondan mandolin eğitimi aldım. Daha sonra lise bir ara verdik. Spora biraz daha kendimi yönlendirdim. Fakat daha sonraları İstanbul'da yüksek tahsilimi yapmak için gitmiştim. Yurdumuzda bir akordiyon gördüm. Onu ben müdür beyden rica ettim. Bana bunu emanet et. Ben bununla dedim yurtta arkadaşlarla ekip kurar, düğünlere gideriz şeklinde. Olur dedi müdür bey de, derneğin ekibi olarak. Orada bir hayli uğraştım yani o akordiyonu çalabilmek için. Artvin yöresi oyunlarını da biraz biliyordum daha Artvin'deyken. Ekibi kurduk. Çeşitli orada gösterilere gittik. İstanbul'da olsun, Spor Sevgi Sarayı'nda, Hilton Oteli'ne gittik, efendim Bursa'ya gittik, Tekirdağ'a gittik. Orada bayağı alıştık. Yani halk danslarıyla yani çalmaya öğrendik iyice. Daha sonra oradaki eğitimim bitti. Askerlikte de bando bölüğüyle beraber oradaki onların çalışmalarına katıldım. Oradan da bitince askerlik görevim Artvin'e tayin oldum. Musiki Derneği vardı Artvin'de, Artvin Musiki Derneği. Oraya beni aldılar. Orada halk danslarıyla ilgilendim. Zaten İstanbul'daki bir şeyler öğrenmiştik. Okulların yarışmalarına katıldık. Türkiye finallerine gittik vesaire. Çok teferruatına girmiyorum. Birçok dalda, gençlik spor dalında, efendim, kulüpler bazında, liseler, ortaokullar şeklinde bir sürü gruplara gittik. Ve Türkiye birincilikleri kazandık. En az sanırım 15-20'nin üzerindedir de. Daha sonraları Artvin'den ayrıldım. Samsun'a geldim. Samsun'da burada Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı var. Oraya beni arkadaşlar davet ettiler. Onların aralarına katıldım. Samsun'da daha iyi müzisyenler olduğunu keşfettim. Onların da bir şeyleri öğrendik. Buradan da Samsun'dan da gerek üniversiteler bazında, burada 19 Mayıs Üniversitesi var. O dalda yarışmalara gittik. Türkiye finallerine katıldık. Liseler arası yarışmalarına katıldık. Samsun yöresi oyunlarıyla da olsun, Artvin yöresi oyunlarıyla da olsun, burada da katıldık. Bu şekilde kendimi biraz daha ilerlettim yani bu alanda. İzmir'e gittiğimde orada beni keşfettiler. Ki bizim yarışma şeylere, festivallere gideceğiz, gelebilir misin? Ben de olur demiştim. Onlarla yurt dışı seyahatlerine de katıldım.
4 defa Portekiz'e gittim. Fransa'ya, İtalya'ya, Almanya'ya, yani yurt dışlarına da bir sürü gitmişliğim var. Şu anda da yine Samsun Belediye Konservatuvarı'ndan bana hizmet armağanı da verdiler, sağ olsunlar. Bu şekilde devam ettim. Halen de ilgileniyorum. Amacım gençlere bir şeyler katabilmek, onlara öncülük edebilmek ve bu sayede hem ülkemi hem doğduğum şehre bir şeyler kazandırmak. Devam ediyoruz. Peki müzik sizin için neler ifade ediyor? Müzik tarifinden de belli. Duygu ve düşünceleri anlatma sanatı. Bununla güzel şeyler düşünüyorsun. Onları icra etmek için neşeli şeyler sunmaya çalışıyorsun. Yani müzik çok iyi bir şey. Yani gördüğüm her gence söylüyorum. Bak bunu, müziği geliştirin, öğrenin. Gelecekte size faydası var. Hiçbir mesleğiniz olmasa bile sizlere bir şeyler kazandırır. Bütçenize bir şeyler kazandırır bu şekilde. Onun için müziği her şeyde benim için önde geliyor çalışmalar. Peki evet. Müzik aleti çalarken neler hissediyorsunuz? Yani o müziği yapacağım ezgiyi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Onun dışında ve şeyine uygun, notasına, usulüne uygun bir tarzda çalıp insanları mutlu etmeye çalışıyorum. Halk Oyunlar ekipleriyle gezilere gittiğinizi söylediniz. Onlara katkı sunduğunuzu söylediniz. Kullandığınız araç akordiyon, müzik aleti akordiyon. Evet. Peki günümüze baktığınızda bu aletin kullanımı konusunda yeterince talep var mı? Gençlere yani, neler söylemek istersiniz bu konuda? Şimdi akordiyon Avrupa'nın her ülkesinde değeri olan, her ülkesinde gelişmiş bir enstrüman. Artvin, Türkiye'de de Artvin, Kars, Iğdır, o yörelerde daha çok aranan bir enstrüman, o yörenin yöresel sazı olarak önde geliyor. Ayrıca Trakya bölgesinde de akordiyon sevilir. Samsun elinde fazla akordiyona talep yok. Yani yöresel sazı buranın davul zurna ya da klarnet. Onun için ve de akordiyon biraz pahalı bir alet olduğu için almadan da kaçınıyorlar. Yani yeni öğrenenler zaten almak durumunda olmuyor. İkinci elleri de fazla bulunmuyor. Böyle bir döngü gidiyor işte. Ben bir şey daha aklıma geldi. Küçüklüğünden beri benim çocuklarım da, 3 tane kızım var. Evşen, Ayşen, Gülşen. Üçü de halk dansları eğitimi görmüşlerdi. En küçük kızım müzik öğretmeni oldu. Halk dansları öğretmenliğini de kazandı. İkinci kızım matematik öğretmeni. O da halk danslarını ben de öğreneceğim, yapacağım şekliyle bir idealist bir kızım var Ayşen. O da şu anda konservatuvarda okuyor. Matematik öğretmeninin dışında yapıyor. Büyük kızım Evşen Aymen de halk danslarında bayağı oynadı. Sağlık Meslek Lisesi'nde oynadı. Efendim, burada derneklerde de oynadı. Fakat branşı nedeniyle kendisi mesleğine daha çok düşkün. Onları artık pek yapamıyor, vakit ayıramıyor. Kendisi biyoloji eğitimi gördü.
da işte sever müziği her şekilde de fazla vakit ayıramıyor kendisi. O şekilde ama her zaman müziği sever. Ekipler olursa izlemek ister. Öyle bir şey var yapısı. Sağ olsun hepsine. Anladım. Peki sizce müzisyen olunur mu, müzisyen doğulur mu? Efendim? Müzisyen doğulur mu? Müzisyen olarak doğulur mu yoksa müzisyen olunur mu? Çok enteresan bir soru. Aileden de gelir diyorlar. Yani şey bu istek, arzu ama çevresindeki şeyler sanıyorum o ona karşı kişileri yönlendiriyor. Yani çevresindeki insanlar kişinin durumuna göre onu yapması konusunda teşviklerde bulunuyorlar. Bir de kabiliyeti varsa işte o işi sonlandırıyor, yapabiliyor. Anladım. Şu anda doğduğunuz şehirde yaşamıyorsunuz. Ama bu şehrin ezgilerini de çalıyorsunuz. Doğduğunuz şehrin ezgileriyle bu şehrin ezgilerini düşündüğünüzde hangisinden daha fazla keyif alıyorsunuz çalarken? Şimdi doğduğum şehir Artvin. Artvin'in ezgileri biraz Azeri tarza giriyor. Azeri'nin yanında Karadeniz'e kıyısı şey var, ilçeleri olduğu için oradan da esinlenerek Karadeniz yöresi oyunlarına katılıyor. Doğu'da yani Erzurum'da yakındır bize. Oradan da bar nitelikli ezgileri oyunlarına katıyor. O nedenle Artvin oyunları çok zengindir. Aşağı yukarı 50-60 tane yöresel oyunları var. Böyle şey yapılmış, kabul edilmiş. Ama Samsun'a gelince burası kozmopolit bir şehir olduğu için Türkiye'nin her tarafından insanlar geliyor. Hatta mübadelde gelenler var. Onların da etkisinde kalıyor. Çok yerleşmiş bir oyunları yok yani. Ama gene de bir ekip oluşturuluyor. Ben o ekiplere de katıldım, icra ettim. Finallere de gittik, liselerde olsun, ortaokullarda. Samsun oyunlarında yani finalist yaptık. Öyle güzel bir şey var. O kadar. Peki şu son dönemlerde bakıldığında canlı müziklerdense kayıttan müzikler kullanılıyor bildiğim kadarıyla halk oyunları yarışmalarında. Evet. Bu konuyla ilgili neler düşünüyorsunuz? Şimdi müziği gitgide basitleştiriyorlar. Yani emek vermeden müzik yapmaya çalışıyorlar. Şimdi ben düğünlerde yaptık burada çok vasıtasıyla orgum da var. Orgum da çalarım da. Şimdi bakıyorum bir icracı düğündeki şey arkadaş, çalan arkadaş karaoke denen bir YouTube'da bir şeyler var. Hazır altyapı müzikleri. Onu çalıyor. Onun üzerine kendisi sesini katıyor. Sanki orkestra çalıyor. Halbuki bu işte kendisi bir şey yapabiliyor mu? Mühim olan o. Yani canlı müzikler giderek azalıyor. Hazır stüdyo kayıtları ön plana çıkıyor. Bu aynı zamanda halk danslarında da aynı geçerli oluyor. Orkestrada yapılan müzikleri sahnede çalıyorlar. Oyuncular da oynuyor kuru kuru. Seyirci çalan kim? Yani hatası yapıyor mu, hata yapıyor mu, yapmıyor mu hiç? O şey yapılamıyor yani, onu görülemiyor ki. Oynuyor, çıkıyor. Yani giderek yani bana göre şey yapılıyor, eserler bozuluyor. Kültürel
kültürümüz gittikçe geliyor yani. Anladım. Peki teşekkür ederim. Başka söylemek istediğiniz bir şey yoksa sohbetimizi tamamlayabiliriz. Benim söyleyeceğim, müzik güzel bir şeydir. Bunu yurt dışına gidince daha iyi anlaşılıyor. Onlarla lisanını bilmesen bile müzikle dost oluyorsun. O insanlarla şeylik kazanıyorsun, beraberlik, arkadaşlık. Onun için zararlı bir şey değil bana göre. Müziği sevdirmek, onu sevmek, yapmak en güzel şeydir diyorum, sanat. Bu kadar. Teşekkür ederim.